arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel eteğin yapımını paylaşmak istiyorum. Eteğimizi örmeye bel kısmından başladık. Lastik kısmını yeterli büyüklüğe ulaşana kadar ördüm. Daha sonra altta göreceğimiz Hilal kafeslerimizi örerek büyüttük. Bu kafeslerimizi eteğimizin uzunluk ölçüsüne ulaşana kadar ördüm. Daha sonra uç kısmına bu dilimli modellerimizle örerek tamamladık dilim dilim bir şekilde modelimiz tamamlandı. Bu bir yaş grubu bebeklerimiz için uygun bir bir buçuk yaş grubu değişebiliyor tabii ki çocukların kilolarına göre daha büyük yaş için örmek isteyen arkadaşlarımız lastiğimizi daha büyük yaş grubuna uygun olacak şekilde büyütsünler. Sonrasında aynı işlemlerimizi hiç değişiklik olmadan örerek devam etsinler. Tabii büyük çocuklarımız için boy uzunluğu da daha büyük olacaktır. Sadece bu kafesi i biraz daha uzatabilirler Çok çok kolay bir etek oldu aynı zamanda çok da güzel Son olarak eteğimi tamamladıktan sonra kalan tüllerimde güzel bir gül çalışması yaptım ve altını şu şekilde yine kalan türlerimizden dikerek değerlendirdim. Evet ölçülerimize şöyle bakalım şuradan bel kısmından tutuyorum. Eteğimin uç kısmına kadar bakın sadece örgü kısmında 21 santim, diğer kısımdan ise 27 santim olduğunu görmekteyim. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için Nako'nun rekor ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. Renk numarası 10116 numara. 3 numarada tığımı kullanıyorum. 10 tane zincirimizi çekerek bel lastiğimizi örmeye başlayalım. Önce bir tane zincirimizde düğümümüzü atıyoruz ve ipimizi şöyle gevşettikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincirim atlıyorum. 2 zincir atlıyorum. 3. zincire gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine giriyorum, ipimi alıyorum, tek seferde çekiyorum. Çekmiş olduğum bütün zincirlerimi aynı şekilde sırası ile örüyorum. Giriyorum, tek seferde. Çok sıkmayın. Tek seferde. En son zincirimi de örüyorum ve birinci sıramızı bu şekilde başlattık. Bir iki tane zincirimi çekiyorum, örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak çekmiş olduğum zincirimin hemen dibine ama dıştaki kanadına bakınız şuradaki kanatlarımızın bir tanesi bizden tarafa diğeri dıştan tarafa orta parmağımdan tarafı tığımın başını doladım hemen ilk zincirimin dibine dış kanattan alıyorum ilk seferde kapatıyorum yandakini dış kanattan alıp kapatıyorum sırasıyla bakın dış kanattan alıyorum dış kanattan en son trabzanımıza kadar hepsini ördüm şöyle görelim hem ön yüzden hem arka yüzden ikisini de gördükten sonra 1 ve 2 zincirimi yeniden çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanımın tepesine dış kanattan girerek örüyorum. Tek seferde. Dış kanattan lastiğimizi bu örgü şekliyle bel ölçümüze ulaşana kadar aynı işlemimizi tekrar ederek örüyoruz kaç aş grubu için öreceksek belimizin ölçüsünü alalım ister mezur alalım isterseniz herhangi bir ip yardımıyla ya da nasıl bir ölçü birimi kullanacaksanız hiç fark etmez ölçelim aynı şekilde lastiğimizi o uzunluk olana kadar örelim İki zincirimi çektim tekrar dibine batıyorum hiç farklı işlem yapmadan bu şekilde ilerliyorum yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettim kaç tane şöyle düz örgümüzün olduğu bölümümüzün olduğuna bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tane bu e, lastiğimizin şuradaki düz örgülerimizin olduğu bölümümüzü örerek tamamladım şimdi bir de santim olarak bakalım Birincinin üzerine tutuyorum ve şöyle çekiyorum. 30,5 yani büküm kıvrımları sayarsak 41 santime karşılık gelmekte. Çektiğimiz zaman daha da esnediğini görebilmekteyiz. Evet şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. Ve yuvarlak halinde örmeye başlayalım. Çevirdim bakınız şu şekilde şöyle çevirelim. Sa bölüm üste gelecek. Bakınız örgümüzün yönü de bu yönde. Buna dikkat edersek çok kolay bir şekilde örersiniz. Evet şöyle bir tanesini içeriye alalım. Hemen şuradan birleştirmeye başlayalım. Şöyle görelim. Batıyorum. Sabitledim. Bir ve iki zincirimi çektim. Tığımın başında oluyorum. Aradan giriyorum. Hem bu yönden hem diğer yönden her ikisini birbirine bağlıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Yeniden uç kısma batıyorum. Her ikisini bağlıyorum. Bakın bu şekilde bağladım. Tığımın başını doluyorum. Bütün çevreyi bu şekilde öreceğiz şimdi. Bakınız bir tane saç örgüsü gibi olan örgümün içerisine girdim. Hemen yanındakine batıyorum. Bir yanındakine diğer tarafa saç örgüsü gibi olan kısma Bakın saç örgüsünün itibaren sayalım kaç defa battığımızı kontrol etmiş oluruz. Birinciyi battım. Hemen yanına ikinciyi battım. Bir yanına üçüncüyü battım. Diğer yanına dördüncüyü battım. Bir saç örgüsü gibi düz örgüden bir düz örgüye dört defa battık. Lastiğimizin tamamını ördükten sonra birleştirme noktasındayım. Tığımı başını doluyorum. Birleştirme noktama da girerek batıyorum hemen yanına ve son olarak aynı yere bir daha batıyorum ve tamamlamış oluyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 bir atlayıp ikinciye batıyorum. 1 atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 atlayıp ikinciye batıyorum. 5 zincir, 1 atlayıp ikinciye batma şekliyle sıramızın sonuna kadar örerek gelelim. 1 2 3 4 ve 5. 1 atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 atlayıp ikinciye battım bir atlayıp batıyorum. Ve bu şekilde yarım ay kafeslerimizi yaparak tamamlayalım. Sıramızın tamamını örerek geldim. Şu şekilde bakınız. Bir uçtan diğer uca kadar beşer zincirimize bir atlayıp ikincisine battık ve yarım ay kafeslerimizi ördük. Başlangıç noktamızın hemen yanındayım. Buradan devam edelim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. İlk başlangıç kafesime giriyorum. Yeniden 1 2 3 4 5. Diğer kafesin tam tepesine 1 2 3 4 5. Yani zincir içine değil şöyle alttan giriyorum. Genel alıyorum. Alttan giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Alttan giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Alttan giriyorum. Alttan girip kapatıyorum ve bu şekilde geçişimizi ve diğer işlemlerimizi birebir aynı olarak biraz örerek büyütelim. Sadece zincirlerimizi çekip kafeslerimizi örmeye devam ediyorum. 3 sıramızı ördüm. Biraz daha büyütelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Şu şekilde görülmekte. Bakınız gayet güzel. Evet örmeye devam edelim kitim istediğim ölçü olana kadar örmeye devam ettim. Bakın sadece e, kafesimi ördüm. Yarım kafesimi çok çok da güzel oldu. Şöyle iki kat yaptığımda da göreceksiniz. Bakın gayet güzel, sık sık olan kafeslerimiz şöyle. Şimdi etek uç kısmını örmeye başlayalım. Kaç sıra ördüğümüz önce bir bakalım isterseniz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sıra ördüm. Şimdi eteğimin uç kısmına örmeye başlıyorum. Hemen bakın bağlantı yerindeyim. Şu belimizin düğme yerindeyiz. Ve buradan itibaren son bitişi yapıyorum. Tam başını doluyorum. Bir sonraki kafese bakınız batmış olduğum yerden bir sonraki kafesin içerisine geliyorum. 1, 2, 3. 3 defa da aldığım trabzanı veriyorum. 1, 2, 3. Başını doluyorum. 1, 2, 3. Başını dolayalım. 1, 2, 3. Tekrar tığımızın başını dolayarak trabzanlarımızı 3 defa da çekelim. Ve kaç trabzan olduğuna bakalım. 2, 4 6 şuradakini saymıyoruz. Bu diğer gruba ait. Yani aşağıdaki örmüş olduğumuz kafesimize şöyle. Bunu saymıyoruz. 2 4 6 ve 7. Devam edelim. 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 tane batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir ileriye batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir ileriye batıyorum 3 tane bakın trabzanımızdan sonra grup oluşturduk 1 2 3 trabzan gruplarımızdan sonra şöyle eteğimizi toplayalım bir tığımın başını dolayarak sıradaki yere yeniden trabzanlarımı örüyorum 2 3 4 8 9 10 ve 11. Yanındaki kafesimin içerisine gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki kafese gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 yanındaki kafese batıyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki kafese batarak 3 tane yuva oluşturuyorum tıpkı bir önceki aralıktaki gibi tığımın başını dolayarak bir sonraki kafese yine 11 tane trabzanımı örüyorum bir defa alıp 3 defa da çekiyorum bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle görelim. Alt sıramızı 11 trabzan ve 3 tane kafes olarak örüp başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. 11'er trabzan ve 3'er zincir yuvamızı örerek geldim. En son birleşme noktasının hemen yanı başındayım. Bakınız burada 2 tane yuva oldu. Birbirine sık denk geldiği için. Çünkü alttaki fileleri başladığımızda sayamayacağımız için bu şekilde başlamıştık. Bakın. Yuvamızı yine 3 olarak ayarladım. 1, 2, batacağım yere yeniden çektim ve ayarlamamı yaptım. Sizlerde de bu şekilde eksiklik olursa hiç sıkıntı değil. Aynı yere batarak 3 tane yuvamızı oluşturabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramızı uygulamaya geldik. Trabzanlarımızın. Bakın birinciyi battım, ikinciyi battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncüyü ördüm. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Yine 3 defa da çekiyorum. Arasına 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tırabzanımı örüyorum. Arasına 1 2 3 zincir çekiyorum. Her tırabzanımızı aynı şekilde örüyoruz. Arasına 3'er tane zincir ilavesiyle. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 zincir, bir trabzan, şöyle görelim. 1, 2, 3. Trabzanlarımızı birer birer ördüm. En sondaki trabzanımı da ördüm. Şöyle görelim. 3er zincir çektik ve trabzanlarımız ördük. Hemen yanındakine batıyorum. Son trabzanımdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekip bir sonraki bölüme batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir sonraki bölüme batıyorum yuvamız 2 tane oldu tekrar tığımı başını hiç zincir çekmeden doluyorum ilk trabzanımın tepesine geliyorum bakın şuradaki alttaki değil ilk örmüş olduğum trabzanıma batıyorum 1 2 3 zincir tığımı başını doluyorum ikinci trabzanıma batıyorum tekrar 3 zincir 1 2 3 Bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Trabzanlarımızı örüyoruz. üçer zincir arada ve grup arası 1 ve 2 tane yuvamız. Evet sıramızı bu şekilde tamamlayarak ilerleyelim. Son sıramıza kadar örerek geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Yeniden sıra başındayım. Şöyle de çevirip bakalım isterseniz. Bakınız şu şekilde eteğimizin. İkinci sırasını tamamladık üçüncü ve son sıramızı örmeye başlayalım 5 tane zincirimi çekerek geçişimi yapıyorum tığımın başını doluyorum şuradaki görmüş olduğumuz 3 tane zincirimin içerisine giriyorum 1 2 trabzanımızı tamamladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki yuvaya yine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bir zincirimi çekiyorum. Takip eden yuvaya batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya geçerek trabzanımı 3 adet örüyorum. 2 ve 3 üç. 3ü trabzan tamamladıktan sonra 1 zincir hemen yandaki yuvaya batıyorum şöyle dilimli dilimli örüyoruz. Tekrar 1 zincir çekip diğer trabzananıma 3 defa da aldığım 3 trabzanımı örüyorum. 1 zincirimi çekiyorum batıyorum 1 zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir çekip araya batıyorum şu şekilde alt dilimimizi örmüş oluyoruz şöyle görmenizi istiyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum batıyorum bir zincirle geçiyorum 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum, batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir sonrakine 3 tane trabzan örüyorum. Bir zincir yan tarafa batıyorum, bir zincirle çıkıyorum ve bu şekilde bütün dilimlerimi örerek tamamlıyorum. Eteğimizin uç kısımlarının tamamını örerek bitirdim. Şu şekilde dilim dilim oldu. Şöyle baktığımızda. Şimdi altına güzel bir tül çalışması yapalım. Bu file eteğimizin. Bunun için ben kırmızı rengimi kullanmak istiyorum. Şöyle tülümü hazırladım. Hemen hemen 35 santim kadar enliliğinde ayarladım ve 2 metreye yakın yani bir buçuk metre rahatlıkla var aralarından birleştirerek diktim ve iki kat bakınız iki kat güzelce birleştirdim şimdi şuradaki kapalı bölümünden büzgülerimizi almaya başlayalım eteğiniz ne kadar uzunsa o kadar uzunluk ölçüsünü büyütebilirsiniz. Yani eteğimizin boyutundan mutlaka birazcık uzun olsun. Şimdi uç kısmından, şu iki katlı olan kısmından büzgüler için tel çalışması almaya başlıyorum. Hepsini dikmedim. Uç kısmını eteğimize monte ettikten sonra dikeceğiz. Şimdi şu şekilde tel çalışmamızı alalım. Bol bol batıyorum. Kapalı kısımdan bakın şu kısımdan bu kısmı belimize dikelim. Diğer tarafı eteğimizin alt kısmında kalsın. Şöyle gelişi güzel. Üzgülerimiz için tl çalışması. Kristal tül kullandım. biraz daha kabarık durması için. Uca kadar büzgülerimiz için tel çalışmasını yapalım. Şöyle bakınız. Eteğimizin büzgülerini alarak tamamladım. Şu şekilde ipimi kopardım ve uzun bir parça bıraktım. Uç kısmına düğümümü attım çözülmesini engellemek için şimdi eteğimizin ters olan bölümünü çeviriyorum şuradan dikkat edelim lütfen yanlış yere dikmeyelim ters kısmını çevirerek tülümüzü dikmeye başlayalım arkasına gelecek yerden dikmeye başlayalım Ben lastiğimizin şu görmüş olduğunuz kısmından dikmeye başlıyoruz lastiğimizin hemen altından Almış olduğumuz büzgüleri ile iğnemi düğümümü attım. Ve başlıyorum. Şuraya dikiyorum. Büzgülü bir şekilde dikelim. Şuradan birazcık diğer tam turu yaptıktan sonra kenarına dikmek için parçayı bırakıyorum. Şöyle büzgülerimizi dilediğimiz kadar sıklaştırabiliriz. Esnek payı özellikle bıraktık diğer kısımda. Devam ediyorum. sonra güzelce sağlam bir dikiş yapabilirsiniz şimdi normal dikiyorum Sonra kadar bu şekilde dikişlerimizi yapalım düzeltme işlemlerimizi yapıp. Üzgülerimizi daha da sıklaştırıyorum. Başlangıçla bitiş yönümüzün bulunduğu noktaya geldim. Şu şekilde ayrı olarak dikmiştim. Alt kısımdan birleştiriyorum. Yukarıya doğru dikerek devam ediyorum. Şöyle Mümkün olan en güzel şekliyle dikerseniz. Dilerseniz tabi makina dikişleri çok daha güzel olur. Imkanınız varsa makinada en güzel şekliyle dikerek tamamlayalım. Bel kısmına doğru dikişimizi yapalım. Ve tülümüzü bu şekilde tamamlamış olalım. Eteğimizi diktikten sonra şöyle kalan parçalardan kıvırarak bir de gül çalışması yapabiliriz. Şöyle gelişi güzel bir şekilde kıvırarak tomurcuk bölümünü ayıralım. Şu şekilde bükelim. Büküyorum. 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 Büküyorum bükerek çeviriyorum. Şöyle gülümüzü oluşturdum. İğnemle dikiş atarak gülümü sabitliyorum. Gelişi güzel bakınız. Şöyle görelim. Şurayı keseceğim. Eteğimizin önüne karar verdikten sonra yapmış olduğumuz gülü ve şöyle 30 santim kadar düz kalan tülümüzü dikelim. Önce şöyle yapalım bakınız şu şekilde. Bükelim. Dikişimizi buraya atalım. Tabi dilerseniz yapmayabilirsiniz. Buraya sabitleyelim gülümüzün altında olacak. Hatta biraz daha yukarıya bel lastiğine doğru çalışalım. Buraya sabitledikten sonra yapmış olduğumuz gülümüzü alalım. Güzel bir şekilde buraya sabitleyelim. Diğer tarafından da dikelim. Düğmemizi de diktikten sonra tamamlansın. Şu taraftan da biraz dikelim. Evet, çiçeğimiz de bu şekilde diktikten sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde çok kolay olan eteğimizi çalışarak tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.